bence öyle değil. Evet, sırada birlikte miyim? Buradan vereyim önce, gel al. Buyurun. Geçin sıraya geç. Ver burada bana. Dön bu tarafa. Taşıyı buradan ver. Şöyle sıraya geçin. Dön bu tarafa. Özür dilerim. Diğer taraftan bir şey. Param bile yok. Tabii bu Muharrem ayının hüzünlü olan yanının yanında, Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesinin yanında, işte bu aşure ile de toplum yardımlaşma ve paylaşma duygusunu bir şekilde ön plana çıkarıyor. Yani aşure sadece bir tatlıdan ibaret değil bizde, bizce toplumun yardımlaşma ve paylaşma duygusunun bir tezahürü, bir ifadesi. İşte bu uygulanıyor. Biz de bütün evlerimizde, işte mahallelerimizde yapıla gelen bu geleneği daha farklı bir şekilde Kayseri Şeker Fabrikası olarak bütün toplumun faydalanabileceği, toplumun her kesiminin faydalanabileceği, yararlanabileceği bir şekilde uygulamak istedik. Böyle bir değişiklik olsun istedik. Bunu yaparken tabii hem paylaşmak, hem yardımlaşmak, hem insanların ağızlarının tatlı olmasına bir katkı sağlamak. Ama aynı zamanda Kayseri Şeker Fabrikası'nın bu toplumun bir parçası olduğunu da topluma hissettirmek, fark ettirmek. Yani toplumun Kayseri Şeker'in kendi parçası olduğunun bilmesini sağlamaya çalıştık bu etkinlikle. Böyle olunca Kayseri Şeker'in daha güçlü olacağını düşünüyoruz. Toplumun daha fazla sahipleneceğini düşünüyoruz. İşte bu etkinlik bu çerçevede gerçekleşmiş oldu ve iki noktada gerçekleştirdik. İki ana noktada gerçekleştirdik. Birisi Kayseri'de Hunat Camii işte önünde ve arkasında. Birisi de Boğazlıyan'da Merkez Camii'de. İki tane fabrikamız var ve iki fabrikanın bulunduğu merkezlerde gerçekleştirdik. Tahmin ediyoruz hani 10.000'i aşan bir sayıya ulaşacak. Böylece toplumun ağız tadına karınca karınca bir katkı sağladığımızı düşünüyoruz ve bu mutluluğu paylaşmış oluyoruz. Çünkü insanların aynı zamanda burada tabii duasını da bir şekilde almış oluyoruz. Bu bizim için büyük bir mutluluk. İlk defa uygulanıyor olması da tabii ayrı bir güzellik.